Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Ö mü? Ö diyor parfümlere. Aguilera'nın yeni parfümü çıkmış. Miley bu definition'ı çok seviyor. Ben bakalım, biraz üzerime sıktım doğrusu. Miley gelince bir koksun. Bakalım üzerimde kokusu duracak mı Miley gelene kadar. Tam 3 saatimiz var. Altay, güzel kokmuyor bunlar değil mi kuzum? Kok bakayım. Ay, bu çocuk beni öldürecek ha. Ö diyor. Kok. Altay yürü. Yürü, herkes bize bakıyor, yürü. Hangini istiyorsun? Bunu mu? Bunu. Auf. Tamam hadi açayım ver. Ama ödeyeceğiz kasada. Bir bakayım ne bu? Tee und Saft. İyi hadi bakalım ne yapalım? Alalım bunu. Evet tamam. Auf, tamam açıyorum. Kahvaltıyı yaptık annemlerde. Altay burada yazı yazıyor. Her taraf karıştırıyor. Babaannesinin çantasını. Değil mi? Ne yazdın sen oraya? 7 yazdı, 7. Değil mi kuzum? Aa! Tam böyle şey zamanı arkadaşlar. Her şeyi böyle deneyecek, bir şeyler yapacak, keşfedecek, koltukları yaza yaza. Ha? Sen dua et ki anneannenin koltukları kahverengi. Babaanne silmesi lazım orayı şimdik, tamam? Bir de yere atıyor. Miley okuldan geldi. Nutella'lı ekmek yiyor. Bakın tereyağlı böyle. Buraya serilmiş. Ben de alışverişlerimi serdim buraya. Altay'ın bu içeceği. Butter Pets'lerimi aldım. Bu fısıl roller. Böyle şey, elbiselerin üzerinden. Nahfü pak. Patates. Büyük patates tercih ediyorum. Soymasını hiç sevmiyorum. Niye yalan söyleyeyim. Kaynatmak için hadi küçükler alıyorum da ama normal bunları. Bunlar aslında bak grilled bak kartofun. Hani içi ne patates diyorlar hani var ya, içi dolgulu, onlardan yapılanlardan veya grill yapmak için falan. Bu küçük domateslerden bunları Miley okula götürüyor. Onun için bunları tercih ediyorum. Bunların tadı daha güzel aslında. Bundan güzel bunların tadı. Ve şey, havuç aldım. Bugün şey yapacağım, wrap yapacağım. Meksikaniş baharat, bakın. Just Spices'te bu baharatı şey yaptım, gördüm, buldum. Artık o böyle poşetlerin içinde olan baharatlardan almama gerek kalmadı. Bunlardan alıyorum. Daha uyguna geliyor. Çok güzel. Just Spices'in baharatları. Hemen böyle hazırlayayım. Bir taraftan da Instagram'ımızda çekim yapsın. Altay, ben yemekleri çekim yapmayı unuttum yaparken. Tamam, geliyorum. Dur, yemeklerimizi göstereyim. Bak burada mercimek çorbamız. Mis gibi böyle soğanlı, patatesli, havuçlu et suyu koydum. Aha geliyor seninki. Aha geliyor, aha geliyor, geliyor. Burada şeyim hazır. Wrap'imin içi. Neydi, burrito'muz hazır burada. Ateş, merken stunde. Ne bakıyorsunuz? Masal? Ateş. Şunlara bak. Allah aşkına. Yerim seni çocuk. Çocuklu vlog yapanlar, Instagram yapanlar helal olsun. Vallahi çok zor. Şimdi çalışıyoruz tabii. Çalışanlar da var çocuklu. Ben de çalıştım çocuklarımda. Hakan'da da çalıştım, Cihan'da da çalıştım, Miley'de de çalıştım da. Şimdi çalışıp gelince arkadaşlar, ya şu çeşmemin pisliğini gösterip durma Altay ya. Ayıp oluyor ya. Bir 8 saat çalışıp gelmek veya 5 saat çalışıp gelip işim bitti deyip evde full konsantre olmak var. Bir de böyle şimdi Instagram, YouTube ara ara çekim yaptığımız için veya ara ara storylerimizi yapıyoruz. Hep devamlı kamerayı açıyoruz, bir şeyler göstermeye gün içinde devam ediyor böyle. Onun için zor. Yani yoksa yanlış anlaşılmasın şimdi. Aa işte sizin işiniz de kolay da gene gelir böyle yorumlar. Hayır, o yönden demedim arkadaşlar. Hani bütün gün kamerayı açık tutman lazım, bir şeyler çekim yapman lazım. Hani böyle bir 4-5 saat yapıp da bir kenara bırakıp da ha bugün işim bitti olmuyor vlog, Instagram story olduğu için. Allah, bu çocuk beni rezil etti. Vallahi rezil oldum. Rezil oldum, vallahi rezil oldum. Gösterme çocuğum. Pam 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 pam. Miley, Allah'ım bir de boksun. Miley, çocuğa da boksun öğret. Bak. Allah. Pam 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 pam. Allah, Allah. Bak. Kim öğretti bunu sana Altay? Kim öğretti? Emmi öğretti. Evet. Aynen. Sen öyle yaptın Cihan havaya. O da aynısını öğrendi senden. Altay gitti ve ben burada iş başında, bakın.
Büyük paketim geldi. Mary Kay siparişleri, yani sizin siparişleriniz Instagram üzeri. Burada da tekrar siparişler var. Bunları paketlemeye çalışıyorum. Evet, bunları paketliyorum, hazırlıyorum. Etiketlerini yapacağım. Bileği oradan kalksın. Şey etiketlerini, kargo etiketlerin adresi. Allah'ım, konuş artık, konuş. Tabii ki yer defasında da böyle sipariş verdiğim zaman sizin siparişleriniz yanında kendime de sipariş veriyorum. Çünkü denemek istiyorum. Ürünleri hepsini böyle sırayla birer birer böyle hani sipariş verip her siparişimde sizlere de buradan hani kendi şeyimi kullandıktan sonraki şeyimi paylaşmak istiyorum. Mesela bir tane çok kuru cilt için nemlendirici sipariş verdim. Ayrıyeten bunu deneyeceğim. Benim cildim yani bayağı hani kuru, öyle normal şeyler, kremler olmuyor ama bu şey Time Wise'ın kremi, antioksidan olan, o yetiyor ama ben bunu üzerine tekrar denemek için, hani böyle kuru ciltler olur ya sorarlar diye, kendime bir tane bu şey niacinamide of hela, bu lekeleri hani daha çok hani şey yapan, böyle açan bu serumdan sipariş verdim ve yeni ruj sipariş verdim. Bakın. Böyle bir renk ruj. Bunu da deneyeceğim böyle. Yani böyle tek tek denemeye çalışacağım. Bunları öyle denemeden ay şunu alın bunu alın ben sevmiyorum arkadaşlar. Ne kadar yani bir ürünün arkasında dursam bir firmanın, ama ürünlerini ben kendim denemesini çok seviyorum. Burada mesela bu maskaram var. Bunu belki videolarımdan bilenler vardır. Ya hep İzmir aklıma geliyor. Mary Kay dediğiniz zaman İzmir aklıma geliyor. 2 sene önce Mary Kay ile tanıştığımda işte bu ürünlerle gitmiştim. Hatta demiştim bakın sadece Mary Kay'in ürünlerini getirdim yanımda. Sadece onun CC kremini getirdim demiştim. Şimdiki şu var. Tabii ki ben bu Mary Kay'e Mary Kay'i şimdiki bu şeyini, bu beraberliğini, hani siparişlerini sizler için başlayalım. Ne kadar oldu? 3 hafta oldu. Önceden Bio Belinda yapıyordum biliyorsunuz. Bio Belinda ile şey yaptım, hani temizlik ürünleri. Bio Belinda'dan hala memnunum. Aman lütfen yanlış anlaşılmak olmasın. Hala evimde kullanıyorum. Ama şu var. Temizlik ürünleri. Hani böyle temizlik, biliyorsunuz arkadaşlar. Benim videolarımdan ben öyle detaylı temizlik göstermeler, şunlar bunlar. Temizliği yapıyorum ama temizlik benim işim değil. Yani ne yapıyorsun orada? Nasıl anlatayım? Anlıyorsunuz değil mi? Bazı insanlar vardır böyle çok aşırı temizlik severler. Akşam sabah böyle temizlikle uğraşmasını. Değil. Benim işim bu değil. Ben temizliğimi yaparım ama temizlikle de ömrümü geçiremem. Ama bu makyaj, bakım, bunları çok seviyorum. Seviyorum. Elimde bir şey değil. Çok seviyorum. Denemesini seviyorum. Görüyorsunuz videolarımda işte DM'e gidiyorum, onu alıyorum, onu görüyorum. Bu yeni çıkmış, bunu alıyorum. Yani makyaj, bakım, yani benim sevdiğim bir şey olduğu için, ürünleri de bildiğim için dedim ki ben bunu devam sizlere sunacağım. Bir de bunu yapacağım bakalım. Yani birkaç kişiye yardımcı olabilirsem, benim gibi bir CC kremle, ne bileyim veya bir maskarasıyla veya bir makyaj, göz makyajı silme ürünü birebir onunla veya bir bunda setle yardımcı olabilirsem veya başka ürünleri de var. Tabii bunları zamanıyla göstereceğim. Hepsini bir arada da hani böyle kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ne mutlu bana. Ben böyle düşünüyorum. Yani onun için Mary Kay dedim. Yani benim, yani. Hani şimdi YouTuber'lar olsun, Instagram'da olsun, herkes yeni kendi ürününü çıkartıyor. Kendi yüz kremini çıkartıyor, kendi sabununu çıkartıyor, bilmem ne. Kendi deyince yani onlar da hazır bir içerikleri hazır arkadaşlar. Öyle sen demiyorsun bunun içinde şunu koy diyorsun ki ben içinde şunu 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 istiyorum, doğal istiyorum. O firma sana karıştırıyor, veriyor, o ürünü yapıyor. Yani o kadar da zor bir şey değil. Ama ben böyle bir şey yapmak istemedim. Ne gereği var? Dolu artık doğru Instagram'ın. Ama dedim eğer benim sevdiğim bir firma olursa veya bir ürün olursa onun arkasında durabilirsem onları da sunabilirim size. Yani illa benim çıkardığım marka üzerine Gurbetcan'la yazmasına gerek yok. Ama siz isterseniz şuraya şöyle bir etiket çıkartırım böyle. Buraya Gurbetçi Anne. Mary Kay by Gurbetçi Anne. Yapabiliriz yani. Öyle bir şey yazarız. Olur biter mi arkadaşlar? Mary Kay by Gurbetçi Anne. Ama bak bu fikir. Şimdi benim şimdi durup dururken aklıma geldi. Bak böyle bir şey yapabilirim. Böyle küçük bir etiket. Mary Kay by Gurbetçi Anne. Aa, bu güzelmiş. Mary Kay diyecek ki bu ne yapıyor? Benim ürünlerime kendi ismini yapıştırıyor falan böyle. Evet aynen böyle arkadaşlar.
Bir de ne gösterecektim sizlere? Böyle küçük küçük şeyler var. Böyle denemelikler var. Bunlardan sipariş verdim. Bunlar tabii ücretli. Yani ücretsiz değil. Kendim ödedim. Bunlar mesela yüz kremi, bu göz kremi. Bunları mesela diyelim makyaj ürünü sipariş verdiğiniz zaman veya bu üründen olmayan bir şey sipariş verdiğiniz zaman bunlardan böyle küçük denemelikleri diyorum yanına koyarım. İcabında dener o kişi. Ondan sonra der ki ben CC kremini aldım veya maskarasını aldım. Bunun yüz kremi de güzelmiş, göz kremi de iyiymiş. Böyle küçük küçük denemelikleri yanlarına hediyelik koymak istiyorum. Bunlardan böyle aldım. Evet, şu anki durumum böyle. Ben burada paketlememe devam edeyim. Çay yaptım kendime. Tatlı yemeyeyim bugün yanına dedim ama dayanamadım. Canım tatlı çekiyor. Ne yapayım? Cevizle hurma yiyeyim. Buraya hurma çıkarttım. Aslında benim sipariş girmem lazım. Kargo şeylerini yapmam lazım online. Ama Miley oyun oynuyor. Bana peteğimi vermiyor. Dedim ne yapacağız kızım? Dedim en iyisi ben erken yatayım. Sabah 5'te kalkayım. Kargolarımı, o şeylerimi falan, her şeylerimi şeyde yapılacak şeylerimi bilgisayarda sabah yapayım en iyisi. Başka çaresi yok. Ya genç ya, oyununu bölmek istemiyorum çocuğun. Ne gereği var şimdi? Yani ben sabah bir saat önce kalkarım, hiç problem değil ama önce hurma yiyeceğim. Acayip canım tatlı çekiyor, hurmayla idare edeyim bugün. Bir de bu hurmaları almışım. Aslında ben çiğ hurmalar seviyorum. Böyle büyük hurmalar var ya, etli olan hurmalar. Yani Ramazan'da oluyor. Onları çok seviyorum da. Bu gittiğim tüp marketinde onları bulamadım ben bu defa. Bilmem niye yoktu. Böyle yani durumlar. Bizde ve bu pijamayı Mile'ye almıştım. Ben giydim bir kere, sonra yıkadım. Onu dolabına koydum. Sonra bugün ben gece üşüyen biriyim arkadaşlar. Ben gece üşüyorum. Mile'ye dedim ki kızım pijamanı bir kere daha giyebilir miyim? O da diyor ki anne sen giy, ben zaten giymiyorum onu şu an. Bana öyle pijama lazım değil. O kısa pantolonla, kısa pijamalarla yatıyor daha hala aslında. Kalemler de burada geziyor. Yani böyle bir durumlar... Ay ya! Dur, vurdum. Yüzümü de temizledim. Şöyle her videomda şöyle bir... Bakalım arkadaşlar, bakın buramdaki çizgi. Kızınca bile gidiyor artık. Böyle bunların da var biraz daha. Bir de neyi fark ettim biliyor musunuz? Siz fark ediyor musunuz? Bilmiyorum, videolarımı takip edenler. Arada benim bu kaşlarım kalktı mı? Bir acayip duruyor. Sanki böyle duruyor. Bu kadar böyle durmuyordu. Benim kaşlarım bu kadar kalkıp duruyor muydu böyle yukarıya doğru? Yoksa bana mı öyle geliyor? Kendi kendime şey, halüsinasyon mu diyorlar? Ne diyorlar? Öyle bir şey oluyor herhalde. Şöyle yakına geleyim. Bilmiyorum, sanki şu kaşım daha kalkık gibi. Ama bu çizgi yavaş yavaş gidiyor. Kötü bakamıyorum artık. Resmen kötü bakamıyorum. Kaşlarımı çatamıyorum. Buradaki çizgi yok oluyor yavaş yavaş. Ama hani böyle bir his oluyor buranda, böyle baskı falan. Hiç öyle bir şey hissetmiyorum arkadaşlar. Hiç kesinlikle bir şey hissetmiyorum. Zaten belki o mini botoks, mezo mu neyse olduğu içindir. Ve sanki yüzümde de biraz bir böyle bir freshlik var gibi. Var mı sizde bir freshlik? Arkadaşlar her videomda soracağım. Kusura bakmayın, kızmayın ama soracağım. Çünkü siz devamlı takip ediyorsunuz ya videolardan. Bir de böyle şey yazan arkadaşlar var. Aynur Hanım, seni böyle büyük ekran 55 santim televizyondan seyrediyoruz diyenler var. Ay Allah'ım diyorum ki bazen Allah bilir o mimiklerle beni böyle nasıl görüyorsunuz o televizyonda. Aynen öyle. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomu bitireceğim. Bugün bu kadar. 6 aylı bir gün. Yarın da 6 aylı gün. 2 gün babaanne günümüz 6 ayla. Umarım hoşunuza gitmiştir videom. Bir dahaki videomda görüşelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.